Merhaba arkadaşlar. 44. söyle devam ediyoruz. A veya B'nin olasılığı A ve B aynı örnek uzayın 2 6 olayı olsun. PA birleşim B PA artı PB eksi PA kesişim B anlamına geliyor. Eğer A ve B kesişimleri boş küme ise o zaman birleşimlerini eksi 0 şeklinde alıyoruz. Yani PA artı PB eksi 0 şeklinde alıyoruz. Birinci örneğe bakalım. A birleşim B'yi 3 bölü 4 olarak vermiş. A ve B'nin ayrık iki olay olduğundan bahsetmiş. A kümesinin e, olma olasılığı da 1 bölü 6 olarak verilmiş. B olayının olma olasılığı sorulmuş bize. Şimdi ayrık olaylar olduğu için kesişimlerinin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman P A birleşim B'yi şu şekilde yazabilir miyiz arkadaşlar? P A artı P B. Birleşimi bize 3 bölü 4 olarak verilmiş. A'yı 1 bölü 6 olarak vermiş. Zaten B'yi sormuş. B'yi yalnız bırakmak için 1 bölü 6'yı eşitliğin diğer tarafına yolladık. B olayının olma olasılığı. Burada 12'de birleşirler. 3 verdik, 2 verdik. Bu durumda B olayının olma olasılığı kaç yapar arkadaşlar? 7 bölü 12. İkinci örnekteyiz. Aşağıdaki kutuda renk ve sayıları gösterilen bilyelerden rastgele bir tanesi çekiliyor. Bakın kutuda iki mavi, 4 beyaz, 3 kırmızı bilye var. Buna göre çekilen bilyenin beyaz veya mavi olma olasılığı sorulmuş bize. Veya olduğunda aklımıza birleşim işlemi gelecekti. P beyaz veya mavi ne demektir? Beyaz olma olasılığı artı mavi olma olasılığı eksi hem beyaz hem mavi olma olasılığı. Arkadaşlar bir bilye hem beyaz hem mavi olamayacağı için nedir? Ayrı kümedir. Kesişimleri sıfırdır. O zaman beyaz olma olasılığına bakalım. 4 beyaz var. 4 bölü toplamda kaç taneler arkadaşlar? 9 taneler. Kaç tane mavi var? 2 tane. 2 bölü 9. İşlemimizin sonucu kaç yapar? 2 bölü 3. Üçüncü soruda A ve B aynı örnek uzayda iki olaydır. A'nın olma olasılığı 1 bölü 4. B'nin olmama olasılığı 3 bölü 5. A kesişim B'nin olma olasılığı 3 bölü 10. A birleşim B sorulmuş. Şunu biliyoruz ki bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı daima 1'dir. Bu durumda A birleşim B'yi sorduğu için bize şu şekilde açıyorduk hatırlayalım. A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B'nin olma olasılığı. Bakın arkadaşlar B'nin olmama olasılığı 3 bölü 5 ise 5'ten 3 çıkarttık 2. O zaman B'nin olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu durumda yerlerine yazalım. A'nın olma olasılığı 1 bölü 4. B'nin olma olasılığı 2 bölü 5. A kesişim B'nin olma olasılığı nedir arkadaşlar? 3 bölü 10. 20'de birleşsinler. 5 verdik 4 verdik 2 verdik işlemimizin sonucu ne yaptı 7 bölü 20 yaptı 1'den 10'a kadar numaralandırılmış eşit büyüklükte 10 tane topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayının 5'ten büyük veya bakın 5'ten büyük veya tek sayı olma olasılığını sormuş bize o zaman birden ona kadar numaralandırılmışsa 1, 2, nokta nokta ne dedik arkadaşlar? Örnek uzayımız 10. 10 tanedir. A olayı 5'ten büyük olanlar olsun. Yani 6, 7, 8, 9, 10. B olayı da tek sayılar olsun. 1, 3, 5, 7 ve 9. O zaman A birleşim B nedir? A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı eksi A kesişim B'nin olma olasılığı A kesişim B'yi de bulalım. Hem 5'ten büyük olacak hem de tek olacak. Yani 7, 7 ve 9. Şimdi A olayı neydi bizim için olasılık arkadaşlar? İstenilen durum bölü tüm durum. A'nın istenilen durumu nedir? Burada kaç tane eleman var? 5. Tamamı kaç tane? 10. B'ye geldim. Kaç tane tek sayı var arkadaşlar? 5. Tamamı kaçtı? 10. Hem tek hem de 5'ten büyük 2 tane tamamı 10. O zaman sonucumuz 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 yapar. 5. sorudayız bir grafik verilmiş meyve ve yüzdelik oranlarıyla alakalı bir kasadaki meyve çeşitlerinin dağılımı yukarıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir buna göre kasadan rastgele alınan bir meyvenin muz veya elma ol olma olasılığı kaçtır denmiş arkadaşlar muz veya elma muz olma olasılığı elma olma olasılığı aynı anda hem muz hem elma olamayacağına göre kesişimi çıkarmama gerek yok. Muza bakıyorum. Kaç tane muz var? 30 tane muz var. Peki toplamda kaç taneler? Arkadaşlar 20 tane armut, 35 tane elma, 15 tane kiraz ve 30 tane de muz. Yani toplamda 100 tane meyve var. O zaman muz gelme olasılığı 100 meyveden 30 meyve. Artı. Elmaya bakalım. 35 tane de elma var. Olasılığı 35 bölü 100. Yani 65 bölü 100'den sadeleştirdik. 13 bölü 20 yapar. 6. soruda 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 11'i kız öğrencidir. Kız öğrencilerin ikisi, erkek öğrencilerin 7'si gözlüklüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığını bulalım diye sorulmuş. Arkadaşlar tablo yaparsak çözümümüz daha kolay olur. Erkek öğrenci, kız öğrenci, gözlüklü ve gözlüksüz. 7'si gözlüklü, kızların ikisi gözlüklü. Dolayısıyla 22 tane gözlüksüz erkek kalıyor. Kızlardan da 11 tane kız vardı. İkisi gözlüklü olduğuna göre geri kalan 9'u nedir? Gözlüksüz öğrencidir. Bize sorulan soru kız veya gözlüklü olma olasılığı. Yani P kız veya gözlüklü. Kız öğrenci ol veyadan dolayı birleşim işlemidir. Biliyorsunuz ki kız öğrenci olma olasılığı artı gözlüklü öğrenci olma olasılığı eksi hem kız hem de gözlüklü öğrenci olma olasılığı dedik. Kaç tane kız öğrenci vardı toplamda? 11. 11 bölü sınıf kaç kişilikti arkadaşlar? 40 kişilikti. Artı gözlüklü öğrenci. Gözlüklü öğrencimiz toplamda 7 artı 2'den 9 bölü 40. Eksi hem kız öğrenci olacak hem de gözlüklü öğrenci olacak. Gözlüklü kız öğrenci yani 2'yi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkartacağız. Sonucumuz 9 bölü 20 yapar. Birinci sorudayız arkadaşlar. A kümesinin elemanları verilmiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olarak. Ve bu kümeden rastgele iki eleman seçiliyor. Seçilen iki elemanın çarpımının pozitif veya toplamının sıfır olma olasılığı istenmiş bizden. Çarpımın pozitif olabilmesi için ikisi de eksi veya ikisi de artı olmalı. A olayı olsun. Yani bu durumda A olayının olma olasılığı üç tane eksiden iki tane seçebilirim veya üç tane artıdan pozitiften iki tane seçebilirim. İstenilen durum bölü tüm durum. Toplamda kaç tane elemanımız var? 7. Bu 7 elemandan iki tanesi ne yapılacak arkadaşlar? Seçilecek. O zaman olasılığımız 6 bölü 21. Peki B olayının olma olasılığı nedir? Toplamlarının 0 olması istenmiş. Toplamlarının 0 olması için eksi 3 e artı 3 seçebilirim. Veya eksi 2 artı 2 ya, ya da eksi 1'e artı 1 seçebilirim. O zaman 3 durumumuz var. Toplamda kaç durumumuz vardı? 21 durumumuz vardı. Peki kesişimimiz nedir arkadaşlar? A kesişim B. Bunlar ayrı kolaylar olduğu için boş kümedir. Bizden istenen A birleşim B'ydi. A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı diyoruz. Eksi A kesişim B demeye gerek yok. Çünkü zaten boş küme olduğunu gördük. O zaman 6 bölü 21 artı 3 bölü 21'den 9 bölü 21 yani sadeleştirdik 3 bölü 7 yapar. Onuncu sorudayız arkadaşlar. E, A kümesi verilmiş. Elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kümenin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı 3 basamaklı tüm doğal sayılar ayrı ayrı eş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının birler ve onlar basamağındaki rakamın çift sayı olma olasılığını sormuş bize. 3 basamaklı, rakamları farklı rastgele yazılıyor. O zaman yüzler basamağına ben bu 6 rakamdan herhangi birini rakamları farklı olduğu için onlar basamağına geri kalan 5 taneyi, bu ikisini de yazdığım için doldurduğum için birler basamağına geri kalan dört taneyi yazabilirim. Yani 120 seçeneğim var. Bizden istenen neydi? Birler ve onlar basamağındaki rakamın çift sayı olma olasılığı istenmiş. Yine 3 basamaklı ifadeden bahsediliyor. Çift sayı istenmiş arkadaşlar. 1 2 3 tane çift sayımız var, değil mi? 2, 4 ve 6. Ben buraya 3 tane sayı yazabilirim. 3 seçeneğim var. Toplamda eee 6 sayım vardı. Çift sayıyı buraya yazacağım için geriye 4 tane kaldı. Farklı çift sayılar olacağı için Buraya da kaç tane kaldı arkadaşlar? 2 tane kaldı. Yani buradan da sonucumuz 24 geldi. Olasılığımız neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. 24 bölü 120'den kaç yapar sonucumuz? 1 bölü 5 yapar. 11. sorudayız. 3 siyah, 4 mavi ve 3 yeşil bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen iki bilyenin aynı renkte olma olasılığı istenmiş. Arkadaşlar siyah seçtiğimizi farz edelim. 3 siyahtan 2 tanesi çekiliyor. İstenilen durum bölü tüm durum. Toplamda kaç tane bilyemiz var? 3, 4 daha 7, 3 daha 10 tane bilyemiz var. 10 bilyeden 3 tane seçilecek. Veya mavi bilye çektiğimizi farz edelim. O zaman 4 tane maviden 2 tane seçilecek. İstenilen durum bölü tüm durum. 10 tane toplamda bilye var. 2 tane seçilecek. Veya Yeşil bilye seçildiğini farz edelim. 3 yeşil bilyeden 2 yeşil bilye seçilecek. İstenilen durum bölü tüm durum. 10 tane bilyeden 2 bilye seçilecek. Dolayısıyla ne yaptı sonucumuz? 12 bölü 45'ten 4 bölü 15 yapar. 5 şıkkındayız. Farklı renkte olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Farklı renkte olma olasılığı 3 siyahtan bir tane 4 maviden bir tane seçilebilir. Çünkü sorunun başında bize toplamda 2 bilyeden bahsetmişti. Veya siyah seçelim ve yeşil seçelim isterseniz. 3 siyahtan bir tane, 3 yeşilden bir tane seçebiliriz. Veya mavi yeşil seçelim şimdi de. 4 maviden bir tane, 3 yeşilden bir tane seçebiliriz. Peki toplamda 10 bilye vardı ve toplamda 2 bilye seçilecekti. 33 bölü 45'ten 11 bölü 15 yapar sonucumuz. Şıkkındayız. Birinin mavi olma olasılığı istenmiş bizden. Şu şekilde mavi siyah olabilir veya mavi yeşil olabilir. 4 tane maviden bir tane seçebilirim. 3 tane siyahtan bir tane seçebilirim veya 4 tane maviden bir tane seçebilirim. 3 tane yeşilden bir tane seçebilirim. Bu istenilen durum. Bölü tüm durum neydi arkadaşlar? 10 bilyeden 2 bilye seçecektik. Dolayısıyla sonucumuz 24 bölü 45'ten 8 bölü 15 yapar. D şıkkındayız. En az birinin yeşil olma olasılığı istenmiş. En az biri de yeşil olabilir. İkisi de yeşil olabilir demek bu iki seçimde. Yeşil siyah olabilir, yeşil mavi olabilir, yeşil yeşil olabilir. O zaman 3 yeşilden birini 3 siyahtan birini seçebilirim veya 3 yeşilden birini 4 maviden birini seçebilirim veya 3 yeşilden ikisini seçebilirim. İstenilen durum bölü tüm durum. 10 tane bilyeden 2 tane seçiyorum. Dolayısıyla 24 bölü yine 45'ten 8 bölü 15 yapar sonucumuz. 12. sorudayız. Bir torbada eş büyüklükte 5 kırmızı, 4 sarı bilye vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen 3 üç bilyenin üçünün de aynı renk olma olasılığı kaçtır? Üçünü kırmızı seçelim. Daha sonrasında da üçünü sarı seçelim. 5 tane kırmızı bilyemiz vardı. Toplamda 9 bilyemiz vardı. O zaman 9 bilyeden kırmızı bilye seçme olasılığımız birinci için 5 bölü 9. Seçtik bir kenara aldık. İçeride 4 tane kırmızı bilye ve toplamda 8 tane bilyemiz kaldı. Onu da seçip yan tarafa koyduk. İçeride 3 tane kırmızı bilye ve toplamda 7 tane bilye kaldı. Veya sarıyla devam edelim arkadaşlar. E, bu 9 bilyeden sarı bilye seçme olasılığım 4 bölü 9 seçtim birer azalıyor dikkat ettiyseniz ikincinin 3 bölü 8 üçüncünün de 2 bölü 7'dir bu şekilde devam edebilirsiniz veya ikinci yöntemimiz de şu olsun 5 kırmızıdan 3 tane seçebilirim veya 4 sarıdan 3 tane seçebilirim. Bu istenilen durum. Bölü tüm durum nedir? 9 bilyeden 3 tane seçebilirim. Buradan da 14 bölü 3 çarpı 4 çarpı 7'den sonucumuz 1 bölü 6 yapar. Üçüncü sorudayız. 4 doktor 3 hemşire arasında rastgele 4 kişi seçilerek bir sağlık ekibi oluşturuluyor. Buna göre ekipte en çok bir hemşire bulunma olasılığını sormuş bize. Bakın en çok bir hemşire demek bir hemşire de olabilir en çok dediği için hiç hemşire olmayabilir. Yani hepsi doktor da olabilir demek. Dört kişi seçiliyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Hepsi doktor olabilir. 4 kişi veya 3 doktor, bir tane hemşire olabilir. O zaman bunun için 4 doktorun dördünü de seçebilirim. Veya dört kişilik ekip seçiliyordu. 4 doktordan üç tanesini, kaç hemşiremiz vardı? 3. 3 hemşireden bir tanesini seçebilirim. İstenilen durum bölü tüm durumumuz nedir? Toplamda arkadaşlar 7 kişiler ve toplamda 4 kişi seçilecek. Buradan 1 artı 12 bölü 35'ten 13 bölü 35 yapar sonucumuz. 14. sorudayız. 6 madeni para birlikte düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre en az dördünün yazı gelme olasılığını sormuş. En az dördünün yazı gelme olasılığını bulabilmek için en az dördü yazı, beşi de yazı olabilir, altısı da yazı olabilir demek. En az dört tanesi yazı olacak demek. O zaman bir, iki, üç, dört. Dört yazı toplamda altı madeni para vardı. Diğer ikisi tura olabilir veya 1 2 3 4 5 tanesi yazı, bir tanesi tura olabilir veya 1 2 3 4 5 6 tanesi de yazı gelebilir. O zaman tekrarlı permütasyon 6 faktöriyel bölü bakın 4 tane yazı tekrar etmiş, 2 tane tura tekrar etmiş. Buradan 15 geldi. Buradayız. 6 faktöriyel bölü bakın 5 tane yazı tekrar ettiği için 5 faktörü yerden buradan 6 geldi. Diğeri de nedir arkadaşlar durumu 1'dir. Hatta hizalı yazalım bu 1'i alalım. Buraya yazalım. Taraf tarafa topladığımızda 22. İstenilen durum 22. 6 madeni paranın örnek uzayı ya da evrensel kümesi neydi? 2 üzeri 6 idi. O zaman istenilen durum bölü tüm durum. 22 bölü 2 üzeri 6 da 64 yapar. Sadeleştirdiğimizde 11 bölü 32 yapar sonucumuz. 15. sorudayız. A kümesi verilmiş arkadaşlar. Elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele bir tanesi seçiliyor. Seçilen kümenin elemanları çarpımının çift sayı olma olasılığı istenmiş. Şunu biliyoruz ki bir ifadenin çift olma olasılığıyla çift olmama olasılığının toplamı daima 1'dir. Peki. Çift olmama olasılığı nedir arkadaşlar? Bakın 1 2 3. 3 tane çift sayımız var. Kaç tane tek sayımız var? 1 2 3 4. 4 tane tek sayımız var. Çift olmama olasılığı istendiği için çift çift olanlar haricinde 4 tane sayımız var. Bu 4 sayıdan 3 tane seçebiliriz. istenilen durum bölü tüm durum 7 sayımız var. 7 taneden 3 tane seçeceğiz. Buradan ne geldi? 4 bölü 35. O zaman bizden çift istenmişti. Çift olma olasılığı artı. Çift olmamayı 4 bölü 35 bulmuştuk zaten. Eşittir 1. Bu durumda çift olma olasılığı 31 bölü 35 yapar. 6. sorudayız. Bir torbada 3 mavi, 2 kırmızı, 3 beyaz kalem vardır. Buna göre torbadan aynı anda rastgele çekilen 3 kalemin 3'ünün de mavi olmama olasılığı istenmiş arkadaşlar. Toplamda kaç kalem var? 3 mavi, 2 kırmızı, 3 beyaz. Yani toplamda 8 tane kalemimiz var. Bizden istenen mavi olmama olasılığı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Birden mavi olma olasılığını çıkartırsak. Mavi olmama olasılığını buluruz. Kaç mavi vardı? 3 mavi. 3 Üç mavinin 3'ünü de seçelim. istenilen durum bölü. Tüm durum 8 tane kalemden 3 tanesi. Bu durumda işlemimizin sonucu 1-1 bölü 56'dan ne yapar? 55 bölü 56 yapar. 17. sorudayız. İki basamaklı doğal sayılar ayrı ayrı eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 3 veya 5 ile tam bölünebilme olasılığını bulalım. Arkadaşlar A birleşim B'yi yani 3'e veya 5'e bölünebilme olasılığını 3'e bölünebilme olasılığı artı 5'e bölünebilme olasılığı eksi hem 3'e hem de 5'e bölünebilme olasılığı yani 15'e bölünebilme olasılığını çıkartacağız. Bu olasılıkları tek tek bulalım. Şu şekilde inceleyeceğiz. 3'e bölünebilmesi nedir arkadaşlar? 12'den başlar. 99'a kadar devam eder. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden kaç yaptı? 30 yaptı. Peki 5'e bölünebilmesi nedir? 10'la başlarız. Kaça kadar gideriz? 95'e kadar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Buradan da ne geldi? 18 geldi. 15'e bölünebilmesi için de ne yapacağız? 15 başlayacağız. 90'a kadar gideceğiz. Yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 15'er 15'er artıyor. Artı 1. Buradan da işlemimizin sonucu ne geldi? 6 geldi. Şimdi olasılıklarını bulalım arkadaşlar. 3 gelme olasılığı 30 bölü. Peki 10'dan 99'a kadar toplamda kaç tane sayı vardı? 90 tane artı 5 gelme olasılığı 18 bölü 90 eksi 15 gelme olasılığı 6 bölü 90. Buradan da işlemimizin sonucu kaç yaptı arkadaşlar? 7 bölü 15. Son sorumuzdayız. Aşağıda küp şeklindeki bir zar düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre atılan bu zarın ABC köşelerinden en az birinin zemine temas etme olasılığını bulalım. Şimdi burada arkadaşlar ABC'nin temas etme durumu şu anda aynı anda sadece bir kez temas edebilir. Bir temas söz konusu. O zaman ne yapacağız? 1 eksi zarın 6 y'üzü var ama tek bir yüzünden bahsediyoruz. şu anda 1 eksi 1 bölü 6'dan sonucumuz 5 bölü 6 yapar.